Merhabalar, Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber haşhaşlı çörek hazırlayacağız canlarım. Şöyle yumuşacık, tel tel ayrılan güzel bir haşhaşlı çörek tarifi paylaşacağım sizlerle. Hemen lafı fazla uzatmadan tarifimize geçmek istiyorum. Şöyle büyükçe bir leğenimi aldım canlarım. Şimdi 2 su bardağı ılık suyumuzu leğenimize alalım. Arkadaşlar çaydanlıkta ılıttım, bayağı bir ılık oldu. Ne kadar ılık olursa suyumuz, o kadar hamurumuz çabuk mayalanır. Hemen üzerine bir paket kuru mayamızı da ekleyelim. 2 yemek kaşığı da şekerimizi ekledim. Şimdi güzelce bir şöyle bir karıştıralım. İçerisindeki mayamız şöyle güzel bir erisin canlarım. Evet, güzelce karıştırdım. Şöyle çay bardağıyla çeyrek sıvı yağ ekleyeceğim canlarım. Sıvı yağımızı da ekledik. Tekrardan şöyle hemen karıştırıyorum. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi hemen unumuzu ekleyelim. Bakın şöyle tabağımda 5 su bardağı un var arkadaşlar. İlk önce şöyle unumuzu yarısını bir ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Şimdi şöyle artık güzelce azar azar unumuzu ekleyerek yumuşak, güzel ele yapışmayan hamur yoğuracağım. Toplamda hamurumu yoğurduktan sonra da ne kadar un kullandığımı da sizlere söyleyeceğim canlarım. Gördüğünüz gibi canlarım, hamurum gayet çok güzel oldu. Elimi bırakana kadar güzelce yoğurdum. Şöyle yumuşacık, pamuk gibi bir hamur elde ettik. Şimdi leğenime koyacağım canlarım. Kapağını da kapatıp şöyle mayalanması için bekleteceğim. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Bakın şöyle bir tanesini de yedekte bırakmıştım. Onu kullanmadım. Şimdi artık kapağımızı kapatalım ve hamurumuzun mayalanması için şöyle bekletelim. Biz de o arada haşhaşımızı hazırlayalım. Arkadaşlar hamurumuz mayalanırken biz de haşhaşımızı hazırlayalım. Şöyle haşhaşlı çöreğimiz için 250 gramlık haşhaştan aldım canlarım. Şöyle paketli. Hemen şimdi kabımıza alalım. Evet, haşhaşımızı tabağımıza aldık. Şimdi 1 su bardağı sıvı yağımızı da ekleyelim. Şimdi şöyle yemek kaşığımızla güzelce bir karıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi güzelce yağın içerisinde haşhaşımızı kaşığımızla ezdim canlarım. Bakın şöyle özleşti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurumuz gayet güzelce kabardı. Şöyle leğenimizi kenara bir alalım. Evet, şimdi elimin önüne şöyle yuvarlak bir tane borcam tepsimi aldım canlarım. Şöyle bir miktar haşhaşımızdan tepsimizin altını güzelce haşhaşlayalım. Şöyle yanlarına gelecek şekilde de elimizle sürelim canlarım.
Evet. Şimdi tepsimizi şöyle kenara aldım. Hemen bir miktar haşhaşımdan da şöyle tezgahımın üzerine sürdüm. Bakın şöyle hamurumuzun fazla havasıyla oynamadan tezgahımın üzerine alıyorum canlarım. Arkadaşlar şimdi burada yapmamız gereken hamurumuzu tezgahımızın büyüklüğü boyunca güzelce şöyle elimizle bastırarak büyüteceğiz. Şöyle tezgahımızın altındaki boş kalan yerlere de her hamurumuz büyüdükçe elimizle bol bol haşhaşımızdan da sürelim. Bu da leğenimizin altındaki kalan. Şöyle elimizle yedirelim hamurumuzun içine. Bakın şöyle hamurumun üzerine bolcana haşhaşımdan sürüyorum canlarım. Elimizle de şöyle güzelce büyütelim. Evet, gördüğünüz gibi canlarım, tam olarak sizlere gösteremiyorum ama tezgahımın büyüklüğünce güzelce hamurumuzu incelttim. Her büyüttükçe de her tarafına gelecek şekilde haşhaşımızdan bolcana sürdüm. Şimdi şöyle artık şöyle içeri doğru sarmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi hamurumuzu şöyle çektire çektir arkadaşlar. Az gelen yerlere de şöyle elimle bolcana haşhaşımı sürdüm. Bakın aynı rulo şeklinde şöyle sardım canlarım. Evet, şimdi sıra geldi hemen hamurlarımızı kesmeye.
Evet, gördüğünüz gibi hamurların hepsini güzelce bıçakla kestim canlarım. Şimdi sıra geldi tepsimizi dizmeye. Gördüğünüz gibi haşhaşlı çöreklerimin tamamını şöyle tepsime dizdim canlarım. Şimdi tepsi mayasını vermek için şöyle bir 15-20 dakika tepside bekletelim. Daha sonra da fırınımıza koyacağız ve şöyle altı üzeri nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar haşhaşlı çöreklerimiz tepsimizde güzelce mayalandı. Şimdi artık fırınımıza gönderebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi canlarım haşhaşlı çöreğimizi güzelce altı üzeri nar gibi kızarana kadar pişirdim. Şimdi hemen şöyle çöreğimizi bir başka bir tepsimizin üzerine ters çevirelim. Bayağı bir sıcak canlarım borcam tepsi. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu canlarım. Yumuşacık pamuk gibi haşhaşlı çöreklerimiz oldu. Şöyle bir tanesini de sizlere yakından göstermek istiyorum. Çok sıcak. Şu an parçalasam bayağı bir sıcak arkadaşlar. Bakın aralarda kat kat açılıyor. Çok güzel oldu. İnşallah sizler de bu tarifimi denersiniz. Bugün de sizlerle beraber şöyle güzel, yumuşacık, pamuk gibi haşhaşlı çörekler hazırladık canlarım. İnşallah sizler de bu tarifimi denediğinizde memnun kalırsınız. Bugün de sizlere veda etmenin zamanı geldi. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.